Uluslararası suç istatistikleri, dedektiflerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gerçekleşmiş cinayetlerin yaklaşık %74'ünü çözdüğünü gösteriyor. Kalan suçların %26'lık bölümünü ise iki neden yüzünden çözemiyorlar. Ya suç hakkında çok az bilgileri oluyor ya da dedektiflerin kafasını karıştıracak kadar ortada çok bilgi var. Bu videoda Missy Beavers cinayetinin hikayesini öğreneceksiniz. İşleyeceğimiz bu davada ve hikayede cinayetle ilgili birkaç popüler teoriye sizinle birlikte bakacağız ve olası bir katili belirlemeye çalışacağız. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten şaşıracaksınız. İyi seyirler dilerim. Bu hikaye 2016 yılında Texas'ta gerçekleşti. Terry Lynn Beavers 45 yaşındaydı. Arkadaşları ona Missy diyordu. Missy, Brandon Beavers ile evliydi ve 18 yıllık olan evliliklerinden 3 çocuk dünyaya getirdiler. Missy bir fitness eğitmeni olarak çalışıyordu. Herkes Missy'yi kendini işine adamış, iyi ve nazik bir kadın olarak tanıyordu. Bu iyi kalpli kadının hiç kimseyle bir problemi yokmuş gibi görünüyordu. Ama ne yazık ki Missy'nin hayatı gerçekten kötü bir adam tarafından sonlandırılacaktı. 18 Nisan 2016'da Missy, Creekside Kilisesi'nde vahşice öldürüldü. Bu kilise grubu için sabah sporu antrenmanı yapmak üzere bu kiliseye gelmişti. Missy, grup ile antrenmanlarını dışarıda yapmayı planlamıştı. Ancak yağmur nedeniyle kilise binasında spor yapmaya karar verdi. Bu yüzden spora hazırlanmak için sabah saat 4:20'de kiliseye gelmişti. Sabah saat 5 sularında polis bu kiliseden iki çağrı aldı. Missy'nin panik içindeki öğrencilerinden biri 911'i aradı ve antrenörün cesedini başında ve göğsünde çok sayıda bıçak yarası ile bulduğunu söyledi. Missy bir kişi tarafından kilisede bıçaklanarak öldürülmüştü ve zavallı kızın kanlı vücudu kilisenin koridorunda yatıyordu. Polisler geldiğinde kadının cesedini aldılar ve otopsi için hemen laboratuvara götürdüler. Yapılan otopsi sonuçlarına göre uzmanlar Missy'nin kan kaybından öldüğünü tespit ettiler. Dedektifler hemen bu vakayı incelemeye başladılar. Kontrol ettikleri ilk şey ise kilisede bulunan güvenlik kameraları oldu. Bu kameraların ise hareket algılayıcı sensörleri vardı. Yani kameralar yalnızca hareket algıladığı durumlarda kayda geçiyordu. Dedektifler kameralardaki tüm görüntülere baktıklarında Missy'nin öldürüldüğü anı bulamadılar. Ancak muhtemel katilin kilisenin koridorlarında yürüdüğü korkunç bir videoyu buldular. Bu izleyeceğimiz görüntüler oldukça tuhaf ve ürkütücü. Görüntüleri tam olarak izlemenizi öneririm. Çünkü bu görüntülerden sonra yorum yapacağız. Şimdi olabildiğince videoyu dikkatli izleyin ve görüntülerdeki katilin nasıl biri olduğunu kafanızda hayal etmeye çalışın. Eminim bu videodaki kişinin videonun ileriki bölümlerinde kime benzediğini çok şaşıracaksınız.
Polisler görüntülerde Missy'yi ve yaşanan cinayeti gösteren tek bir an bile bulamadılar. Ancak dedektifler videodaki tuhaf kişinin Missy'nin katili olduğundan eminlerdi. Çünkü o sabah kilisede başka hiç kimse yoktu. Sabah 3.50'de güvenlik kamerasında bilinmeyen bir kişi belirdi. Missy ise kiliseye 4.20 civarında geldi. Ve sabah saat 5'te bir öğrencisi Missy'nin cesedini buldu. Katil olduğu iddia edilen kişi ise tamamen polis kıyafeti giymişti. Üzerinde polis yazan kurşun geçirmez bir siyah yelek, eldivenleri ve pantolonu vardı. Dedektifler adamın kıyafetlerinin gerçek Amerikan polis üniforması gibi göründüğünü ancak suçlunun sahte bir üniforma satın almış olma ihtimali olduğunu söyledi. Şüphelinin başında ise bir kask ve yüzünde bir maske vardı. Bu nedenle polis bu kişinin bir erkek mi yoksa bir kadın mı olduğundan emin olamamıştı. Videodaki görüntülerde şüphelinin sol elinde çekiç taşıdığı görülüyordu. Polisler ise şüphelinin kilisenin kapılarını açmak ve içeri girmek için bir tornavida kullandığını tespit etmişlerdi. Ek olarak polisler etrafta kırık camlar ve kiliseye zorla girildiğine dair işaretler buldular. Fakat adamın bu kiliseye nasıl geldiği bilinmiyordu. Araba ile veya yürüyerek geldiğine dair kanıt da yoktu. Polisler kilisenin dışında bulunan güvenlik kameralarının olduğunu söylediler. Ancak o gece ise bu kameralar çalışmıyordu. Ki bu gerçekten çok şüpheli bir durum. Dedektifler soruşturmayı hızlandırmak için ellerinde olan görüntüleri gazetecilere verdi. Bu davayı ne kadar çok insan bilirse suçlunun o kadar çabuk teşhis edileceğini umuyorlardı. Ama maalesef bu konuda yanıldılar. Ayrıntılı video görüntülerine rağmen suçlunun kıyafetleri kimliğini çok iyi gizlemişti. Gelin bu videoyu sizinle birlikte analiz etmeye çalışalım. Sabah saat 3.50'de kilisenin karanlık koridorunda bilinmeyen bir kişinin belirdiğini görüyoruz. Sağ eliyle duvara dokunarak yavaşça duvar boyunca yürüdü. Videonun bir sonraki anında ise kapıyı nasıl kararlı ve kendine güvenir bir şekilde açıp içeri girdiğini görüyoruz. Bu odadan çıkıp yandaki kapıya geçtiğinde ise elinde çekiç gibi bir şey belirdi. Suçlu, kıyafetindeki bulunan cep kısmından bir takım aletler çıkararak kilitli kapıyı açmaya çalıştığını görüyoruz. Birkaç başarısız kapıyı açma girişiminden sonra aletleri geri koydu. Ve sanki o kapıyı tekrar açmak istemiyormuş gibi koridora yürümeye devam etti. Suçlunun sanki kilisede birinin olabileceği ve görülebileceği olasılığı olmasına rağmen bu durumdan hiç endişelenmiyormuş gibi çok sakin göründüğüne dikkat edin. Görüntülerin devamında ise suçlu koridor boyunca yürümeye devam etti. Sanki bir şey arıyormuş gibi çeşitli kapıları ve dolapları açtı. Ama tuhaf olan şey sanki tüm bunları acelesi yokmuş gibi ve aşırı sakin bir halde yapmasıydı. Görüntülerde gördüğümüz gibi suçlu koridordan geri yürüdüğünde ise kaskın üzerinde bulunan el fenerini yaktı. Video kaydının bir sonraki anında ise saldırgan sol elinde bir nesne tutarak odadan ayrıldığı görülüyor. Garip bir şekilde suçlu birkaç kez duvara çekiçle vurarak duvarda bulunan alçının yere düşmesine neden oluyor. Bu garip davranışlarının bir amacı olmalıydı. Ama görüldüğü üzere suçlu hiçbir şey dahi çalmaya çalışmıyor ve ortalıkta boş bir şekilde dolaşıyor. Cinayetin yaşanmasından sonra kilise yetkilileri ise polislere o geceden sonra kilisede hiçbir şeyin çalınmadığını rapor etmişlerdi. Bu andan itibaren olaylar gerçekten garip bir hal almaya başlıyor. Bu kimliği belirsiz kişi ya başarısız bir hırsız ya da kasıtlı olarak kendisini bir hırsızmış gibi göstermek isteyen katildi. Görüntülerdeki bu adam veya kadın bunu tam olarak bilmiyoruz, Missy'nin cinayetindeki ana ve esas şüpheliydi. Missy ve maskeli adam büyük ihtimalle o sabah kilisenin karanlık koridorlarında karşılaştılar. Fakat akıllara gelen soru şu ki bu tesadüfi bir karşılaşma mıydı yoksa katil kasten kiliseye gelip Missy'yi mi beklemişti? Kiliseden gelen video kayıtlarının yanı sıra kilisenin yakınlarında bulunan bir mağazanın güvenlik kameralarının çektiği garip bir video daha var. Cinayet işlenmeden kısa bir süre önce bu mağazanın otoparkında bir araba belirdi. Bu araba mağazanın etrafında yavaşça hareket ediyordu. Ve arabanın sürücüsü farları birkaç kez açıp kapatmıştı. Ardından mağazanın otoparkının farklı yerlerinde park halinde durdu. Polisler bu arabanın Missy'nin öldürülmesiyle bir ilgisi olabileceğine inanıyorlar. Bu videoyu tam olarak izlemenizi istiyorum. Belki de bu videoda sizin aklınıza neler olup bittiğine dair bazı fikirler gelir.
Bu video görüntülerinin kayda alındığı saat ise gece 2 civarları arasında bir av silahları deposu olan yerde gerçekleşiyor. Bu dükkan ise kiliseye yaklaşık 600 metre uzaklıkta yer almakta. Video beyaz bir Nissan Altima'nın mağazanın otoparkına girdiği görülüyor. İlk garip şey olan ise mağazanın otoparkına girerken araç sürücüsünün hemen farları kapatması ve otoparka yavaşça girmeye başlaması. Sürücü bir noktada farları kapattı, durdu, farları tekrar yaktı ve sürüşüne devam etti. Belki o anda birine sinyal veriyordu. Arabanın sürücüsü tamamen binanın etrafında dolaştı, farları tekrar kapattı ve 3 dakika boyunca otoparkta park halinde durdu. Sizce bu kişi oraya bilinçli bir şekilde mi park etti? Yoksa bu durum tamamen bir tesadüf müydü? Dedektifler ise bu adamın arabanın içindeki ışıkları yakmamak için bilinçli olarak sokağı aydınlatan lambanın altına park etmiş olabileceğine inanıyorlar. Videodaki sonraki görüntülerde ise sürücünün tekrar farlarını yaktığı ve mağazanın bulunduğu konum üzerinden güneydoğu yönüne ilerlediği gösteriyor. Sürücü muhtemelen o sırada gergindi ve fazla dikkat çekmemek için her seferinde farlarını kapatıyordu. Video kaydının yüksek kalitesine rağmen dedektifler arabayı kullanan kişinin kimliğini ve arabanın plakasını tespit edemediler. Bu sebepten dolayı arabayı ve o arabanın sahibini bulamadılar. Dedektifler birçok kafa karıştıran kanıtlar ve video kayıtları olmasına rağmen hala Missy cinayetini araştırıyor. Sizin bu konuda fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmından belirtin. Polisler cinayetin yaşandığı o sabah kilise çalışanlarına ve etrafta bulunan yerleşim yerindeki yaşayan insanlara şüpheli bir şey görüp görmediklerini sordular. Ancak bu girişimleri de başarısız oldu. Dedektifler ise dünyanın dört bir yanından maskeli adamın kim olabileceğine dair 2000'den fazla mesaj aldıklarını söylediler. Ama ne yazık ki tüm bu mesajlar gerçeklere değil varsayımlara dayanıyordu. Şimdiye kadar polis kıyafetli bu katilin kim olduğunu kimse bilmiyor. Dedektiflerin elinde olan tek bilgi ise o video kayıtlarından ele alınarak bu kişinin yaklaşık 1.57 ile 1.70 boylarında olduğuna dair ipuçları olmasıydı. İkinci bir ipucu ise bu kişinin yürüyüşüydü. Katil garip bir şekilde yürüyor, özellikle sağ bacağı dışa doğru bakar bir şekilde yürüyordu. Dedektifler ise bu durumdan dolayı katilin bacak veya ayak yaralanması geçirmiş olabileceğini veya protez bir bacağı olduğunu tahmin ediyordu. Ayrıca bu kişinin normalden büyük boy numaralı botlar giydiğine dair teori de var. Bu yüzden dolayı hareketleri ve yürüyüşü biraz garip görünüyor. Missy'nin öldürülmesinin üzerinden birkaç yıl geçti ve soruşturma hala ilerleyemedi. Dedektifler henüz resmi olarak şüpheli olan kişilerin isimlerini veremediler. Bu davada herhangi birini tutuklamadılar. Missy'nin akrabaları ise Missy cinayeti hakkında önemli bilgiler veren herkese 50 bin dolarlık bir ödül vereceğini duyurdular. Missy Beavers cinayetiyle ilgili ortada birkaç ilginç teori var. Gelin onlara sizinle birlikte göz atalım ve belki bununla ilgili sizin de bazı fikirleriniz vardır. Bu soruşturmanın ana sorusu 18 Nisan 2016 sabahı erken saatlerde polis üniforması giyen kişi kimdi ve kilisede neden dolaşıyordu? Neden oradaydı? Missy'nin tanıdığı birisi miydi yoksa Missy'ye o sırada denk gelen bir soyguncu muydu? İlk teoriye göre dedektifler Missy'nin kocasının katil olabileceğine inanıyorlardı. Öldürülen kızın yakınları Missy ve Brandon'ın dedektiflere son zamanlarda mali sorunları olduğunu söylemişti. Bu yüzden polisler ise Brandon Beavers'ı sorguladı. Sorgu sırasında Brandon 17 ve 18 Nisan'da başka bir eyalete balık tutmaya gittiğini söyledi. Bu vermiş olduğu ifadesini polisler kontrol edip doğruladılar ve onu şüpheliler listesinden çıkardılar. Bir başka ilginç ve çok popüler olan teori ise videodaki kişi oldukça kısa olduğu için katilin bir kadın olduğuydu. Ayrıca polis ekipmanları ve ayakkabıları küçük bir kadın için oldukça ağırdı. Bu nedenle suçlu sanki topallayacakmış gibi garip bir şekilde yürüyordu. Ayrıca suçlunun durup kameraya döndüğüne dair bir video görüntüsü var. Pek çok insan videonun bu noktasında suçlunun biraz kadınsı hareket ettiğine inanıyor. Bazı kişiler ise Missy'nin katilinin kayınvalidesi olabileceğini bile düşünüyor. Bu düşüncenin muhtemel sebeplerinden biri ise oğlunu mali ve ailevi sorunlardan kurtarmak için. İnternet ortamında konuşulan bir başka teori ise kıskanç bir kadının katil olabileceği olmasıdır. Polisler Missy Beavers'ın başka bir eğitmenle gizli bir ilişkisi olduğunu öğrendiler. Ve bu yüzden karısının intikam alabileceği teorisini de öne sürdüler. Fitness eğitmeninin karısı fiziksel olarak failin tanımına uyuyordu ve ayrıca daha önceden kırılmış olan bir bacağı vardı. Bu da yürüyüşünü garip kılıyordu.
Ancak polis delil yetersizliğinden dolayı onu da şüpheliler listesinden çıkardı. Başka bir teori ise katilin bir soyguncu olduğuydu ve Missy ile tesadüfen karşılaşması nedeniyle onu öldürmek zorunda kaldığı yönündeydi. Muhtemelen bu kişi kilisede değerli ve pahalı bir şey arıyordu ve Missy yanlış zamanda oradaydı. Dedektifler ise bu teorinin en düşük olasılıklı teori olduğuna inanıyorlar. Çünkü suçlunun amacı gerçekten bir soygun yapmaksa muhtemelen Missy'nin parmağında olan yüzüğü alırdı ama katil yüzüğü almayıp bırakmıştı. En son ve en popüler teoriye göre Missy'nin katili kayınpederi Randy Beavers'tı. Muhtemelen anlatacağım şeyler yüzünden şimdi çok şaşıracaksınız. Missy'nin öldürülmesinden birkaç gün sonra 64 yaşındaki Randy Beavers kuru temizlemeciye kan lekeli beyaz bir kadın gömleği getirdi. Kuru temizleme görevlileri bu olay karşısında hemen polise başvurdu ve durumu ihbar etti. Dedektifler Randy'yi sorguladı. Kendisi dedektiflere karısı Vicky'nin köpeğinin kanı olduğunu iddia etti. Vicky köpeğinin başka bir köpekle kavga ettiğini ve ağır yaralandığını söyledi. Yaralanan evcil hayvanlarını veteriner kliniğine götürdüklerini ve hatta köpeğini kurtarmayı başaramadığını söyledi. Veteriner hekim ise bu hikayeyi doğruladı. 22 Nisan'da Vicky ölen köpeği hakkında bir Facebook gönderisi yayınladı. Bu Vicky ve Randy'nin yalan söylemediğinin kanıtıydı. Ama burada tuhaf bir an var. Videodaki kişiye yakından bakarsak polis kıyafeti altına beyaz giysiler giydiğini görebiliriz. Bu, Randy'nin kuru temizlemeye götürdüğü aynı beyaz gömlek olabilir miydi? Yoksa sadece bir tesadüf müydü? Bir sonraki şaşırtıcı ve ürkütücü olan gerçek şey ise Randy'nin videodaki kişiyle yaklaşık aynı boyda ve aynı kiloda olmasıydı. Ayrıca videodaki katil ile benzer bir yürüyüş tarzı da vardı. Sizin de bakmanızı ve karşılaştırmanızı öneririm. Görüntülerde gördüğümüz gibi bu gerçekten çok şaşırtıcı bir benzerlik. Randy'nin fiziği de videodaki suçluluğunkine çok benziyor. Neredeyse aynı uzunluktalar ve ikisinin de geniş bir göbeği, ayrıca ikisi de kambur bir yürüyüşe sahip. Fakat her şey düşündüğümüz kadar basit olmayabiliyor. Randy'nin tüm bu teorilere karşı bir mazereti vardı. Missy'nin öldürüldüğü gün karısıyla Kaliforniya'da olduğunu söylemişti. Polisler ise Randy'nin cep telefon sinyalini kontrol ettiler. Ve o gün gerçekten de Kaliforniya'da olduğu doğrulandı. Well, we'll see. Not really. We've been just sitting there waiting for you guys. Bu video ise Brandon ve Randy Beavers'ın Missy'nin öldürülmesinden 2 hafta sonra gazetecilere verdiği bir röportaj. Görünüşe göre günü gölde dinlenerek geçirecekleri gibi gözüküyor. Fakat bu insanlar hiç yas tutuyormuş gibi görünmüyorlar. Sevdiklerini yeni kaybetmiş insanlara benzemiyorlardı. Bu yüzlere yakından iyice bakın. Missy'nin kocası Brandon ise muhtemelen üzgün numarası yapmaya çalışıyor gibi. Konuşma sırasında kolları ile kendine sarılır bir pozisyonda duruyor. Ve ardından uzun bir süre yere doğru bakıyor. Ve gözlerini sürekli başka noktalara doğru kaçırıyor. İşaret dilinde bu onun yalan söyleyebileceği anlamına gelir. Şimdi Missy'nin kayınpederine doğru odaklanalım. Katil olduğunu kimsenin kanıtlayamamasından çok memnunmuş gibi sürekli gülümsüyor. Röportaj sırasında Brandon ve Randy sık sık elleriyle yüzlerine dokunup yüzlerini kapatmaya çalışıyorlar ve gözlerini kaçırıyorlar. Bu hareketler genellikle insanların yalan söylemeye eğimli olduklarında ortaya çıkıyor. Belki de Missy'yi gerçekten Randy öldürmüştür. Missy'nin onu tanımaması için kimliğini tamamen gizleyen bir polis üniforması giymişti. Bir soygun görüntüsü yaratmak ve polisin kafasını karıştırmak için ise kilisedeki tüm kapıları açtı ve camları kırdı. Missy'nin kocası ise katilin bir kadın olduğuna inandığını söyleyip iyice ortalığı karıştırmıştı. İşin garibi ise şaşırtıcı bir tesadüf üzere bu adamların ikisi de Missy'nin öldürüldüğü sırada başka bir eyalette olmaları. Ne yazık ki bu kadar şüpheli durum bile Brandon ve Randy'yi tutuklamak için yeterli değil. Yaşanmış tüm bu garip tesadüfler iki adamın suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Kameralardan alınan yüksek kaliteli video görüntülerine rağmen polis Missy Beavers cinayetini asla çözemedi. Yaklaşık 3 hafta önce son olarak Missy'nin akrabaları internette bu davanın çözülmesini beklediklerini ve katilin bulunup cezalandırılacağını umduklarını belirten bir mesaj yayınladı. Yorumlar bölümünden lütfen siz de kendi fikirlerinizi belirtin. Size göre bu davada katil kim?
Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolara like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.